Peki hocam, bence birçok kişi de benimle aynen bu düşünce ya da bu soruyu paylaşıyor ya da ulaşmak isteyenler de ulaştırma metodu. Siz bu kadar açık ve net bir şekilde dile getirdiğiniz konularda ve bunların gerçekleştiğini, var olduklarını bildikleri halde sizin düşüncelerinizi, söylediklerinizi sizce niçin ya da hangi sebeplerden ötürü Yapmıyorlar. erteliyorlar ya da hocam sonunda yine sizin dediğinize geliyorlar, sizin söylediğinizi yapıyorlar ama siz bunlar olduktan, onlar yapmazsanız bunlar olacak diyorsunuz. Onlar olmaya başladıktan sonra yapmaya başlıyorlar. Hani niçin bu kadar geç yapıyorlar ya da? Allah danışmanın ve istişarenin önemini insanlara göstertiyor. Mesela Saddam'a da Allah gösterdi, hükümetine de gösterdi. Diğer insanlara da gösterdi. Yani istişare Kur'an'ın bir hükmüdür. İstişare yapılması lazım. Allah diyor bilenlerden bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerden sorunuz. Kimin bilen olduğu belli olmaz. Yani hiç belli olmaz. Hiç ummadığı insan çok şey biliyor olabilir. O dönemde eğer Saddam sözümü dinlemiş olsaydı bu başına gelmeyecekti. Ama kader hükmünü icra ediyor. Ben söylüyorum ama Hızır da söylüyor. Ve kader böyleydi. Yani ben ama söz dinlemenin önemini Allah insanlara göstermiş oldu. Yani Allah onlara bir ders vermiş oldu. Yani eğer söz dinleseydiniz bu olmazdı ama söz dinlemeyince bu oldu. İmajını insanlara göstermiş oluyor Cenab-ı Allah. Sonuçta sizin söylemenizi Allah istiyor. Evet. Siz söylüyorsunuz ama onlar yapmıyor. Burada seçim kula düşmüş oluyor hocam. Demek ki kul aklını kullanmıyor. İşte insanların gurur yapması, söz dinlememesinin nelere mal olacağını Allah insanlara göstermiş oluyor. Ben o kadar kapsamlı anlattım ki o dönemde. Yani biz bu düşüncemizi Amerika'ya da gönderdik. Amerikan hükümetine de gönderdik o dönemde. Gazetelerde de yayınlattım ki yani kimse duymadım etmedim demesin diye. Yani Saddam'a da iletildi bu. Buna rağmen kabadayılık yaptı. Yani hiçbir şekilde sözümüzü dinlemedi. Bakın yurt dışına çıkacak ve güvencede olacak. Yani çoluğuyla çocuğuyla beraber. Ve kimse de karışmayacaktı. Hükümeti sadece bırakıp gidecek. Başka sivil bir hükümet gelecekti, demokratik bir hükümet gelecek. Konu bitecek, savaş falan hiçbir şey olmayacaktı. Acayip gurur yaptı ve akıl almaz kabadayılıkları yaptı. Ve sonra da fos kabadayı çıktı, girdi yerin altına, bilmem bir şeyler yaptı. Olan halka ve millete oldu. Önce bağırdı çağırdı biliyorsunuz. Hadi geliyorsanız gelin erkekseniz dedi. Evet. Geldiler bu da kaçtı ondan sonra. Evet. Yani çok garip bir durum oldu.